Merhaba. Bugün bu bebeği kutusundan çıkartacağız. Bana aranızdan soran da oluyor, Bee mi Bicycle mı diye. Bana soracak olursanız ben Bee'yi daha çok beğeniyorum Bicycle'a göre. Yani yine aranızda soru merak eden hala varsa. Çünkü bilmiyorum, tasarımı daha çok hoşuma gidiyor. Biraz daha flat bir tasarım olduğunu düşünüyorum Bicycle'a nazaran. Ve Bee destelere böyle bir ilgim olmasına rağmen bu dördüncü Bee'de. Bir tane daha vardı da aslında. Onu bulamadım. Herhalde bir arkadaşım bana sormadan aldı götürdü. Evet, öyle şeyler çok yaşıyorum. Yani şu an dördüncü Bee destem oldu bu. Ve Bee destelere karşı güzel bir ilgim var yani. Bee desteleri çok severim. Şimdi bunu buraya koyayım. Bir tanesi kalsın, bir tanesini alayım orada. Bee'lerin Bicycle'lardan farkı sadece finish olarak. Bir Cambric finish, Bicycle'larda Air Cushion finish. Aralarında aslında bir fark yok Cambric finish ile Air Cushion finish'in. Sadece Cambric finish'li desteler çok azıcık daha sert oluyor. Biraz daha uzun ömürlü gibi düşünebilirsiniz ama yani o kadar da büyük bir fark yok yani. Yeni başlıyorsanız arasındaki farkı anlayabileceğinizi pek sanmıyorum. Ve normalde Bee destelerin en çok şikayet edilen kısmı border'ı olmamasıydı. Border dediğimiz şeyi hemen size göstereceğim. Elimdeki bir Bicycle deste ve Bicycle desteni görüyorsunuz köşelerinde. Beyazlıklar var, sınır var. Buna biz border diyoruz ve double lift'lerde falan çok belli olmuyor border olduğu zaman destelerde. Bee destelerde border olmadığından dolayı kartlarda tercih edilmemesinden büyük sebebi buydu. Ki bu destede border var. Bu deste bir silver stinger. Bunun black stinger falan da var. Diğer şeyleri de var. Renkleri de var. Ve United States Playing Card Company'nin destesi. Özellikle de seal'ı çok hoşuma gitti. Special Edition olması seal'ının. Gerçekten en sevdiğim kısmı o. Evet, şimdi desteyi açalım o zaman. Ben de bu desteyi biliyorsunuz Instagram'a hikaye atmıştım ilk aldığım zaman. Zaten şey yapmamı da çok istediniz, incelemesini yapmamı. O yüzden kutusunu açmadım. İstendi diye, videoda açarım diye düşündüm. Kaç gündür yani, cumartesi günü aldım. Bugün günlerden perşembe, daha ellemedim desteği. Alt kısmını çok yırtmak istemiyorum. Jelatinini tamam. Bu arada arkası kabartmalı. Şu burası. Kabartmalı, çok güzel. Ellemesi. Seal'ı zaten, seal'ı ellediğiniz zaman kalite, yani seal'ın bile kalite farkı var normal seal'lardan. Destenin kendisi de kabartma. Gerçekten. Mat bir kutusu var. Evet. Kokusu da güzel. Açabiliriz yavaştan. Aa. Seal normal seal'lardan biraz daha sert bir seal. Sert bir seal. Hatta seal bu sticker şeklinde galiba. Anlamadım, seal'ı çıkıyor mu? Abi hayır. Bu seal'ı yırtmayacakmışız. Şu an fark ettim. Hayır. Hayır. Seal'ı yırttım. Aa. Benim inanılmaz. Desteği almadan önce araştırdım ve bununla ilgili hiçbir bilgi yoktu deste hakkında. Şu an çok şaşırdım. Bari kutusuna yapıştırayım. Seal'ı ben böyle çıkartacağımızı bilmiyordum ve araştırıp şey yaptım yani. Baktım herkes yani yırtarak açmış insanlar da. Aslında yırtmaya da gerek yokmuş seal. Kendi sticker şeklindeymiş. Burada yapışık kalsın bu seal dünyanın sonuna kadar. Ama güzel olmuş bu arada sticker'ın biraz sert, seal'ın birazcık sert olması. Çünkü yani kaliteli bir deste. Yani çok üzülmedim bu arada. Çok şey tepki verdim de. Çok da sıkıntı değil açıkçası. Şimdi çıkartalım bir şunu. Bir de şuraya bakayım. Destenin kutusunu göstereyim. Siyah içi normal full. Kalite olarak yani elimde normal bir Bee tutuyorum aslında şu anda. Çok bir kalite farkı yok dediğim gibi. Yine Cambric finish olduğu için deste. Bir de kartlara bakalım. Jokerler bu şekilde. Ace of Spades aynı. Sadece yani beyaz tasarım ve tabi şuralarda falan da fark var da şekil olarak aynı demek istedim. Kartın sağ üstündeki şu şey detayları çok güzel. Arı detayları. Gerçekten. Çok güzel bir tatlılık katmış desteye. Yanlış hatırlamıyorsam da 8 dolar gibi bir fiyata aldım. Bir tane boş kart çıkıyor içinden. Onu gördüm şimdi.
Güzel boş kart çıkma. Special Edition de size. Bir de ne? Double back. Bu lazım öyle. Bir double kart bir de boş kart çıkıyor gerçekten. Bunların her deste zaten eğer special bir deste alıyorsanız içinde bir tane boş kart bir tane double kart genelde oluyor. Bu desteler biraz daha sihir yapmak için biraz daha yani kalite olarak daha doğrusu handling diyeyim kalite demeyeyim. B'den çok bir fark hissedemedim. Bir B'yi de elime alayım. Normal B'yi elime alıyorum. Standart. Aynen. Aslında tam kalite olarak bir fark yok handling'de. Ama tabii ki yani destenin duruşu yeter şunun. Gerçekten siyah oluşu özellikle. İçinden double card çıkması falan çok güzel ya. Gerçekten. Ben biraz oynayayım bununla videoyu kapatınca şu an. Videoda şey oluyor sadece ben kartla oynuyorum siz de izliyorsunuz falan öyle bir şeye dönüyor video. Ama tabii ki deste breaklenmediği için şu an çok fazla oynarsam kartları yere dökerim. Gördüğünüz gibi hareketleri de yeterince rahat yapamıyorum. Ve deck breaking ne demek bilmiyorsanız da yani desteği kırmak ne demek bilmiyorsanız da sağ üstteki i butonunda açıkladığım ve uyguladığım nasıl yapılacağını anlattığım bir video var oraya gidebilirsiniz. Tabii ki bu desteği yani ben breaklemeyi pek planlamıyorum zaten. Sırf elimde oturup saatlerce oynamak için, pratik yapmak için almadım bu desteği. Arada sırada şov yapacağım zaman kullanırım büyük ihtimalle. Onun dışında da böyle çok kullanacağımı sanmıyorum. Bir köşede durur. Gerçekten güzel bir deste çünkü yani. Şunun duruşunun güzelliğine bakar mısınız? Ben bu desteği bir de almadan handling'ini de deneyip almıştım. Açık destesini. Çok beğendim gerçekten. Yaklaşık 8 dolar tuttu. Değdi yani açıkçası. 8 dolar alabileceğim güzel bir deste. Bunu almaya Alperen'le beraber gittik. Biliyorsunuz Alperen YouTube'da da Twitch'te de modumuz. O da kendisine bir American Flag deck almıştı. Bu cumartesi günü. Evet bu da böyle bir anımdır yani açıkçası. Bence benim gibi B destelerin tasarımını seviyorsanız gerçekten almanız gereken bir deste diyebilirim. Ya da bu işe gönül verdiyseniz alabilirsiniz. Ve video bu kadar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve sorunuz varsa bana Instagram üzerinden sorabilirsiniz. Sorduğunuz soruların neredeyse hepsini cevaplıyorum. Cevaplamaya çalışıyorum. Hadi görüşürüz o zaman. Bay bay. Normal ağaç okeyler mesela.